Değerli izleyenler, Rusya Turan'ı durdurmak için harekete geçti. Evet, Azerbaycan ve Türkiye ordularının özellikle Zengezur bölgesine olan bu bölgedeki alanı kontrol etme amaçlı olacak olan hamlesini önlemek adına hızlıca askeri üs inşa etti. Evet, Rusya Turan'dan çekiniyor. Bu konuları biz anlatırken hala Rusya'nın gerçek niyetini anlayamayanlar Rusya'nın bu hamlesinden sonra tabii ki şaşıracaklardır. Ne demiştik değerli izleyicilerim? Su uyur, düşman uyumaz. Evet, ne demiştik tekrardan edeceğiz? Su uyur, düşman uyumaz. Bayrakları görüyorsunuz. Fotoğrafı da yayınlatmışlar. Rusya ve Ermenistan bayraklarıyla. Evet, bu yapılan hamleler Türkiye'nin aslında kardeş ülkeyle ve Azerbaycan'ımızda olan birleşimimize takoz koyma girişimidir. Rusya'nın boyunu aşmaktadır. Hatırlayın, Dağlık Karabağ'ı unutturmak adına bir nevi Hankendi, Adere ve Laçin'de şehir merkezinden vazgeçimi seslendiren bu şahıslar olası ticaret hacmi arttırılacakmış. İşte Nahçıvan ve Karabağ arasındaki koridoru Rusya kontrol edecekmiş. Biz de diyoruz ki hadi oradan. Hadi oradan. Rusya'nın kontrol ettiği yerde ne özgürlük, ne adalet, ne barış, ne huzur olur. Rusya gittiği her yere her türlü kaosu götürür. Şimdi Dağlık Karabağ'da barış gücü mü yapıyor? Ermeni avukatlığı mı yapıyor? Ermenilerin silah tedarikçiliğine mi soyulmuş? Evet, Dağlık Karabağ Ermenilere değil, kendisini ipotek etmek için Ermenileri paravan olarak kullanıyorlar. Rusya Ermenileri resmen maşa gibi kullanıyor. Özellikle Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın askeri alanda önem verdiği ve askeri eğitimlerini hızlandırdığı, tatbikat üzerine tatbikat yaptığı bu günlerde Zengezur ismi çok geçiyordu. Zengezur bizim için önemli, savaş tazminatı olarak da gördüğümüz bir yer. Yani burada da ben geçit vermeyeceğim diyor. Azerbaycan senin tapulu malın mı Putin? Putin defol bu topraklardan. Tabii ki bizler de hazırlıklıyız. Askerlerimizi ve birliklerimizi her an hazır tutuyoruz. Özellikle güçlü bir Azerbaycan ordusu istemiyor Putin. Putin bu durumdan rahatsız. Bir güçlü ordunun orada olması Kafkasya'daki çıkarlarına aykırılık teşkil edecek. Bizim de Adam'daki gözlem üssünün haricinde artık Karabağ'da fiili anlamda adımlar atmamızın vakti geldi, geçiyor bile. Şimdi Türkiye sahadaki etkinliğini arttırmak için SİHA bayraktarlarıyla önemli atılımlar gerçekleştiriyor. Gerçekten önemli, güçlü ve seri adımlar bunlar. SİHA bayraktarlarımızla çok daha güçlü yarınlar bizi bekliyor. Ama belirtmek istediğim bir husus var. Özellikle değerli kardeşlerim, Akıncı SİHA'larımız ve diğer silah enstrümanlarımız da devreye girecek. Rusya şu anda Ukrayna'da da çember altında. Zelenski Batı'nın tam desteğini almış, Rusya'ya meydan okuyor. Kafkasya'da, Paşinyan'da, özellikle Ermenistan'da Rusçu isimlerin gelmesini engellemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Demem odur ki artık her şey çok önemli ve hız kazanan bir sürece girdi. Ve bu durumda şunu ifade etmek istiyorum ki artık çok hızlı ve seri adımlar geliyor. Şu husus çok önemli. Özellikle Türkiye'nin Azerbaycan'daki kuvvetinin ve varlığının daha da arttırılması, Aliyev hükümetinin Türkiye ile askeri işbirliği anlaşması imzalanmasını. Çünkü halk artık yerinde durmuyor, Aliyev'e güvenemiyor bu konularda. Aliyev'in ne yapması gerekiyor? Tekrar ediyorum. Türkiye ile yoğun bir askeri işbirliğine girmesi lazım. Azerbaycan toprakları işgalcilerin tehdidi altında. Putin, bırakın Karabağ'ı, Azerbaycan'ın büyük bir bölümünü de Sovyetlerin hediyesi olarak görüyormuş. Kazakistan'ın tamamen kuzeyini Sovyetlerin hediyesi olarak görüyormuş. Hediyeyi alma zamanı diyor. Yani Sovyetler Birliği dağılırken çok cömert davrandı diyor. Yani kafa bu kafa. Kafa işgalci kafa. Kafa çarlık kafası. İşte bu yüzden Türkiye'nin bölgede önemli silahlarıyla ayrı bir kuvvet çarpanı olduğu çok önemli. Ama şu husus var ki
artık Türkiye'nin sabrının kalmadığını göstergesi. Özellikle Azerbaycan'da hava savunma sistemlerinin tedarikinde Türkiye'ye önemli destekler verecek. Hem Pakistan'dan hem Ukrayna'dan Karabağ'a tabii ki hava savunma sistemleri ekleniyor, tedarikler, eksiklikler gideriliyor. Sıkıntılara göre davranışlar geliştiriliyor. Ama Rusya'nın Sukut füzesi atakları özellikle son dönemlerde Suriye'den gözdağı verircesine yaptığı, Türkiye'nin kontrol ettiği bölgeye yaptığı atışlar artık bardağı taşıran hamleler. Rusya-Ukrayna cephesinde sıkıştıkça, Karabağ'da sıkıştıkça, Suriye'de yerleşik olduğu için, Suriye'de önemli üsler kurduğu için oralardan evet tehditler savuruyor. Ama Türkiye Rusya'nın karşısında asla el pençe değil. Türkiye kudretli gücüyle ve olağanüstü hamleleriyle bölgede önemli bir kuvvet çarpanı. Rusya'nın bölgede iki füze atarak ben istediğim imzayı attırırım algısını Aliyev artık kırmalı. Aliyev çok yakındır. Çeçen liderlerin o kudretli, evet kudretli hamleleriyle Rusya'yı nasıl diz çöktürdüğü günler ortada. Tabii ki Rusların hava gücünü orantısız kullanarak, karada savaşamayarak elde ettiği başarıları biz kesin askeri zafer olarak görmüyoruz. Sadece o uçak zaferleri. Karada askerlerin harp ederek ve çatışarak yaptığı bu kazanımlara biz asli zaferler diyoruz. Evet, Türkiye Rusya'nın bölgedeki direncini, istilasal hareketlerini dizginliyor. NATO'nun şimdiye kadar verdiği bir somut cevap yok. Söylemlerden öteye gitmiyor. Zaten daha geçen gün NATO Başkanı Stoltenberg ne demişti? Avrupa'yı İngiltere ve Türkiye koruyor. Yani biz Türkiye'nin değerini bilmeliyiz. Türkiye'nin değerini bilmek için haritaya bakmamız yeterli demişti. İşte bu hususları beraber baktığımızda işin rengi ortaya çıkıyor. Demem odur ki Türkiye, Azerbaycan artık can kardeş bir ve beraber. Yani Türkiye'siz bir Azerbaycan, Azerbaycansız bir Türkiye yok. Milli Savunma Bakanımız sanki Azerbaycan'ın Milli Savunma Bakanı gibi ve halk tarafından evet çok ama çok seviliyor. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın Karabağ hamlelerinde Savunma Bakanımızın da bizzat o verdiği destekler daha dün gibi aklımızda. Azerbaycanlı askerimiz şehit oluyor, ceminden Hulusi Akarlı çekindi resim çıkıyor. Demem odur ki artık geri dönüşü olmayan bir yola girdik. Rusya ne kadar yolları tıkamaya çalışırsa çalışsın, Zengezur bölgesini tutmaya çalışırsa çalışsın, Dağlık Karabağ bölgesindeki durumu özellikle kendi toprakları saymaya çalışırsa da çalışsın, Türkiye ve Azerbaycan kenetlendikçe Rusya hiçbir zaman başarılı olamayacaktır. Turan için Türkiye'nin cevabını bekleyin. Turan için Türkiye'nin atağını bekleyin. Evet değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp yorumlar atmayı unutmayın. İnşallah bir dahaki programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.